Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde yeni opportunity eklerken eğer type'ı seçmezsek type'ın otomatik trigger sayesinde seçilmesini sağlayacağız. Şu şekilde hatırlarsanız yeni opportunity eklerken bizim type diye bir alanımız var. Bu alanın İçinde neler var bakalım. İçinde 4 tane picklist item var. Ben şunu istiyorum. Eğer yeni bir opportunity eklenirse ve type'ı seçilmezse type otomatik new customer olarak seçilsin. Ama eğer type'ı seçilirse o zaman benim trigger'ım çalışmasın. Yani trigger bunu update etmesin. New customer olarak seçmesin. Hangisi seçilmesi o kalsın. Şu anda isterseniz sizinle bir opportunity ekleyelim. Şöyle diyelim. New OPP1 diyelim. Ve şu anda type'ını seçmeyelim. Type'ını seçmiyorum. Save diyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde benim eklediğim opportunity'nin type'ı yok şu anda. Görüyorsunuz. Type seçilmemiş. Ama trigger'ı oluşturduktan sonra yeni bir opportunity eklediğimiz zaman type'ın otomatik new customer olarak seçildiğini göreceğiz. En azından bunu yapmaya çalışacağız. Bunu yapmak istiyoruz. Ama eğer type seçilmemişse bu önemli. Type seçilmediği zamanlarda type'ımız new customer olarak seçilsin ya da güncellensin şeklinde bir trigger yapacağız. Yine biz developer console'a gidiyoruz. Yeni bir trigger oluşturuyoruz. File, New, Apex triggerlardan yeni bir trigger oluşturuyoruz. Ben bunun adını OPP trigger şeklinde koyuyorum. Hangi objekte yapmamız gerekiyor? Bahsettiğim gibi Opportunity objektini yapmak istiyoruz. Opportunity objektini seçiyoruz, kaydediyoruz. Peki benim trigger'ım ne zaman çalışsın? Before insert mi? After insert mi? Before update mi? After update mi? Ya da delete mi? Şu anda benim istediğim ne? İstediğim şu. Yeni bir opportunity eklediğim zaman type otomatik olarak new customer seçilsin. Bunu ben before insert yapabilirim. Çünkü ID'sine yani oluşturduğum opportunity'nin ID'sine ihtiyacım yok. Yani related action'lar yapmayacağız. O yüzden bizim burada seçmemiz gereken before insert. Before insert bize yetiyor. Çünkü bir önceki trigger'da hatırlarsanız trigger.new'den bahsetmiştik. Trigger.new neydi? Bizim oluşturmaya çalıştığımız yeni rekordun verileri. Girdiğimiz o veriler trigger.new'i oluşturuyordu. Trigger.old ise var olan veriler. Bu genelde update'de çalışıyor. Şu anda bizim yapmak istediğimizi before insert'te çok rahat yapabiliyoruz. Madem biz şöyle yapacağız, şöyle diyeyim. Yeni bir opportunity ekleyeceğiz. Şu anda siz buraya new opb2 dediğiniz anda trigger.new oluşuyor, oluşmaya başlıyor. Close date'i seçiyorum. Stage'i seçiyorum. Şu anda save'e basarsam type seçilmeyecek hiçbir şekilde. Ama ben trigger'ımı oluşturduktan sonra gelip save'e basarsam bu bizim trigger.new'müz. Trigger.new içinde ne var? Name var. New OPP2 şeklinde. Close date var. Gördüğünüz gibi 4 Nisan. Ve stage var. Prospecting. Bunlar bizim trigger.new'ün içindeki account'un verileri. Öyle diyelim. Yeniden sıfırdan oluşturduğumuz için şu anda trigger.old diye bir listemiz yok. Şimdi gelelim. Biz ne istiyoruz? Şunu istiyoruz. Bir for loop yapalım önce. For loop neden yapıyoruz? Trigger.new içindeki bütün account değil, bütün opportunity'leri almak için. O yüzden for each loop yapıyorum. Buraya opportunity yazıyorum. Hatırlarsanız standart objektin adını yazıyorsunuz buraya. Bu for each loop dediğimiz nedir? Her opportunity. Yani trigger.new içindeki bütün opportunity'ler ama her tek tek alıyor. For each loop yapınca tek tek alıyor. O yüzden siz onun içindeki her opportunity diye bir isim vermeniz gerekiyor. Aynı ismi veriyorsunuz. Bu isim bütün hepsine hitap ediyor.
OPB diye bir isim veriyorum. Ve liste adını yazmam gerekiyor. Liste adımız trigger.new. Bu bizim listemiz. Şimdi biz bu listenin içindeki şu OPB'nin, OPB bir opportunity. Bunun diğer değerlerini değiştirebiliyoruz. Ne mesela? Burada gördüğünüz bütün alanlara herhangi bir değer assign yapabiliyoruz. Şurada. Bu nasıl yapıyorsunuz? OPB kullanarak. OPB bizim account'un adı. OPB nokta type diyorsunuz. Ben type'ı şu anda değiştirmek istiyorum. Eşittir. New customer diyorum. New customer olarak değiştiriyorum. Şu anda bunu değiştirdim. Şu anda bu şekilde bunu kaydederseniz siz opportunity eklediğiniz zaman hiçbir şarta bağlı olmadan her zaman type'ını new customer yapacak. Ama ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Bunu alalım buradan. Kaldıralım. Ctrl X yapalım. Ben şunu istiyorum. Eğer diyorum bizim o opportunity'nin yani OPB'nin type'ı boş ise ya da null ise null diyelim ya da or işaretini kullanıyoruz. OPB'nin type'ı boş ise o zaman benim şimdi if else'in içine bunu koyuyorum. O zaman OPB'nin type'ını new customer yapsın. Eğer bu şarta bağlı, bu şartımız yerine gelmiyorsa bunu yapmasın. Biliyorsunuz assignment'ta tek equal sign kullanıyoruz. Burada hata verdi. Ama comparison'da iki tane equal sign kullanıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Burada ne demek istiyoruz? Çok basit. Oluşturduğumuz account. Biz şu anda bir account diyorum. Yanlış diyorum. Oluşturduğumuz opportunity şurada. Trigger.new liste olarak oluşmuş. Bunun içinde bir ya da birden fazla opportunity olabilir. Ama şu anda ben tek bir opportunity eklediğim için içinde bir tane olduğunu biliyorum. Ben bu opportunity'yi for each loop'a çekiyorum. İçindeki bütün account'ları OPB'ye eşitliyorum. Yani tek tek alıyorum. Yani bu for loop olduğu için sürekli böyle döngü içinde dönecek. Ama tek OPB olduğu için bir kere dönecek. Öyle diyelim. Öncelikle bakıyor. OPB'nin type'ı boş mu değil mi? Çünkü senin ne demiştim ben? Şu anda bizim girdiğimiz bilgiler dışındaki bütün diğer bilgiler eğer önceden seçilmemişse boş. Yani null ya da boş. O yüzden bizim type'ımız burada boş. Görüyorsunuz. Boş olduğu için şartımız bu. Eğer boş ise ya da null ise o zaman OPB type'ı new customer olarak değiştirelim diyor. Bizim trigger bunu yapacak. Bunu kaydedelim biz. Kaydettim. Şimdi geliyorum. Madem trigger'ı kaydettim. Şu anda ben type'ı seçmediğim için save butonuna tıkladığım anda type new customer olarak değişecek. Eğer benim trigger'ım tam çalışıyorsa bir hata yapmadıysak bu şekilde çalışmasını bekliyoruz. Save diyelim. Save dedim. Sonra opportunity'ye tekrar geldim. Görüyor musunuz arkadaşlar? New OPB 2'de new customer olarak değişti. İsterseniz bir tane daha ekleyelim. Bu kez new OPB 3 diyelim. Bunun type'ını bu kez boş bırakmıyorum. Çünkü boş bırakınca new customer olarak benim trigger sayesinde bu değişiyor. Ama ben bunu existing customer replacement diye değiştiriyorum. Close date'imizi bugüne seçiyorum. Stage qualification diyorum. Save yapıyorum. Evet. Arkadaşlar bakalım new customer olarak eklendi mi? Eklenmedi. Neden new customer olarak gelmedi? Çünkü benim şartım ne diyor? Eğer boş ise type boş ya da null ise o zaman new customer olsun. Diğer şekliyle dokunma diyor. Ne seçmişse o kalsın diyor. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi bizim trigger sayesinde ne zaman istediğiniz zaman opportunity ekleyebilirsiniz ve opportunity'nin type'ını seçmediğiniz zamanlarda new customer olarak eklendiğini göreceksiniz. Bizim trigger bu işe yarıyor şu anda.